Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Tech. Bugün sizlerle Watch Roflarımızda Guild Ward'a savunma taktiklerinden bahsedeceğiz. Biraz savunmaları inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere zaten Guild Ward hala beta sürümünde, daha birçok değişiklik gelecek. Demon Soldier'lardan saldırı videosunda bahsetmiştim. Yine kısaca bahsedecek olursak. En çok kullanılan genelde şu epic tank oluyor. Gerçekten güçlü bir tank, defansı çok fazla. Yani mage'i vurmayan karakterlere karşı gerçekten çok iyi. Epic okçu ise gerçekten hasarı çok fazla. Direkt platformdaki dolara, eğer healer yoksa direkt tek atıyor zaten. Onun dışında genelde bu ikisi çok kullanılıyor. Tankın arkasında genelde şu örümcekler kullanılıyor. Sayısı çok fazla olduğu için ve çok hızlı olduğu için direkt geçebiliyorlar. Onun dışında havada, eğer havaya vurmayan karakter varsa rakipte, direkt şu bunu da kullanabilirsiniz. Rahatlıkla kazanabiliyorsunuz. Onun dışında Lego olarak, ya bu Legolar eğer leveli düşük olduğu için o kadar etkili olmuyor aslında. Genelde o fighter kullanılıyor yine. Hasar falan fazla olduğu için aslında ve sizin karakterlerinize de bağlı aslında. Sizin karakterlerinizin BP'si yüksekse buradan da direkt bunların da statlarını yükseltiyorlar. Statlar ne kadar yüksek olursa da o kadar etkili oluyor o Demon Soldier'lar. onun dışında şöyle bir savunmalara bakacak olursak, önce bir kendi savunmamdan bahsedeyim. Öncelikle birinci takıma girelim şöyle. Evet arkadaşlar, burada savunmayı bu şekilde yaptım. Hotshot'u, eğer hotshot'unuz varsa genel olarak hotshot'u bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani şu arkadaki boşluğa koyduğunuzda rakip işte önce ultileri kullandırmak için yamçar yolluyor, yani tankları falan yolluyorlar. Genelde bir tane falan yolluyor böyle, bir ultileri herkes kullansın diye. Fakat Hatsut'un ulti range'ine baktığımızda ultisi şu kısma gelmiyor zaten, gördüğünüz üzere. O yüzden Hatsut ultisini kullanmıyor ve tankın arkasına yolladığı örümcekler de burayı geçince direkt Hatsut ultisiyle hepsini tek atıyor. O yüzden gayet güzel bir savunma, etkili bir savunma oluyor. Broker'ı öne koydum. Epic okçular falan gelirse de zaten burada Vortex ve Broker rahatlıkla tutuyorlar. Diğer bir savunma da bu şekilde. Ya yine burada bu şekilde koydum. Yani Olak'ın hemen arkasında Zilto, buraya Setran, buraya X'i koyduk. Aslında bunu bu şekilde de yapabiliriz. Yani Olak'ı bir tek öne koyabiliriz. Buradan epik okçular yani sadece Olak'a yönelsinler diye. Buradan da Midan'la da zaten rahatlıkla tutarız diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde yaptık. Onun dışında ya genelde bu şekilde savunmaları bu şekilde koyuyorsunuz ve birkaç savunma izleyelim bakalım arkadaşlarımız ne yapmış. Öncelikle bir komedyandan başlayalım ya. Kaybetmiş, bakalım nasıl kaybetmiş acaba. Ne tür bir sıkıntı var öyle baktığımızda. Ya aslında güzel bir savunma yapmış. Fakat bakalım nasıl kaybetmiş. Hemen şuradan izleyelim. Burada rakibin karakterleri güçlü olduğu için direkt tek atmış. Bence tanıtı da gitmiş etkisiyle. Yani bunları kesemiş aslında. Bakalım nasıl geçmiş. Devam etmiş. Evet
Yani aslında ucu ucundaymış. Yani burada diğer öndeki karakter ya hasar yeterince fazla olmadığı için kesememişler. O yüzden kaybetmiş ama savunması yine güzeldi. Başka bir var mı? Ve bu arkadaşımıza bakalım. Nasıl arkadaşımıza? Bu da nasıl? Bu da kazanmış. Bakalım nasıl kazanmış. Burada aslında Edir'in çok önde olmuş. Yani Epic Ops'u yollarsa direkt izleyi kesebilir. Ama burada rakip Epic Ops'u kullanmamış. Burada iki şeklinde tank farkı kullanmış. Başka bir kullanmış. Burada zaten direkt rakip pes ediyor. Kazanamayacağını anlayınca. Onun dışında bakalım. İkinci takım burada kaybetmiş. Bakalım nasıl kaybetmiş. Evet, burada yani herhalde havaya giden çarlarla kazanmış. Çünkü havaya bakan çok bir çarı yok. Sadece bir yer var. Aynen yani biraz çarı yetmiyor. Kısa çarı yetmeyince direkt burada kaybediyor zaten. Yani kısa sürmüş. Ama yine de savunması güzeldi. Fakat havaya bakan karakter olmadığı için o yönden kötü olmuş. Bir de bir kortele savunması izleyelim bakalım ya burada bakalım. Yani şunu kazanmış bakalım nasıl kazanmış. Yani aslında bu da çok çok önemli. Yani direkt şey yapabilir. Umarım çok çok önemli bir şey yapabilir. Bir de kaybettiği bir maça bakalım. Onu nasıl kaybetmiş acaba? Evet. Biraz da işte dediğim gibi sizin karakterlerinin de gücüne bağlı. Yani ne kadar güçlüyse ya da yine solcularda o kadar güçleniyor. Daha etkili oluyor. O yüzden sizin karakterleriniz BP derecesi de önemli. Ya savunmalar da bu şekildeydi arkadaşlar. Ya genelde savunmaya iroları koyacaksınız. Aslında ölü çarları koymanız, alan çarlar koymanız daha etkili olur. Single target'lar biraz daha ya geri planda kalıyor. Çok hedef yöneldiği için direkt arkasından alınca çok hedef yöneldiği geçebiliyorlar. O yüzden savunmada bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.